İyi akşamlar değerli meslektaşlarım ve izleyicilerimiz. İsmim Volkan Sevinç. TMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesiyim. Pandemi süreciyle beraber başlattığımız canlı yayınlarımız meslektaşlarımıza katkı sağlayarak devam ediyor. Bugünkü Instagram yayınımızda da şubemizi temsilen konuğumuzu ben ağırlayacağım. Bu süreçte ilk yayınım olduğu için sürçülisan edersem şimdiden affola. Bugün canlı yayınımızda ülkemizin başarılı sanayicilerinden ve üreticilerinden Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis Bey, Beyefendi'yi ağırlayacağız. Mehmet Bey, sektörümüzün duayenlerinden 45 yıldır gıda ve tarım sektörünün içerisinde aynı zamanda sivil toplum örgütlerine de desteğiyle de tanınan bir iş adamımız. Mehmet Bey'e bağlanıyoruz herhalde arkadaşlar. Bu arada. Alo Mehmet Bey. Evet, dinliyorum. Efendim hoş geldiniz diyorum öncelikle. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Merhaba. davetimizi kabul ettiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Efendim ben sizi tanıtmaya çalıştım ancak muhakkak eksiklerim vardır. Size eklemek istedikleriniz varsa sözü size veriyorum ama. Şimdi efendim, teşekkür ediyorum. Önce Gıda Mühendisler Odası'nın İstanbul Şubesi'nin tüm yönetim kurulu üyelerine, nezdinizde Volkan Bey size. Ben İstanbul'da gelmeden önce Samsun Eğitim Enstitüsü'nde ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladım. Ama o dönem İstanbul ve Türkiye'nin gıda merkezi olan Unkapanı'nda bir ticarethanede hem katiplik hem satıcı olarak göreve başlamıştım. İşte 7 yıllık bir deneyim ve deneyimden sonra cebimde bir kuruş yokken Unkapanı'nda bir ticarethane açtım. Reis Ticaret'te bir ticarethane açtım. 5 çuvalla başladık, aldık, sattık ve 1993 yılında AŞ olarak, aile şirketi olarak yolumuza devam ediyoruz. Ve bugün hem Türkiye'de hem dünyanın belli ülkelerinde Türk çiftçisinin ürettiği ürünleri hem halkımızla iç pazarda hem dış pazarda da diğer ülkedeki insanlarla buluşturuyoruz. Efendim, 45 yıllık bir girişimcilik dile kolay aslında. Ülkemizde firmaların ömrünün ortalama 5 yıl olduğunu düşünürsek, ikinci nesillere aktarmayı hedeflediğiniz bu başarılı firmayı nasıl kurdunuz, bugünlere nasıl getirdiniz? Muhakkak uzun ve engebeli bir süreçtir ama kısaca bize bahsedebilir misiniz? Efendim, tabii ki o dönem içerisinde çuvallı ürünler satılıyordu. Ama ben çuvallı ürünlerin satışı yanı sıra dünyada pakete geçmiş firmaları da veya raftaki paketli ürün satışlarını takip ediyordum. Hatta bir arkadaşım 1982 yılıydı, Almanya'dan gelmişti. Dedi ki, ya senin ürünlerin Almanya'da satılıyor. Biliyorsunuz Almanya'da rice, pirinç demek. Ben dedim, yok öyle bir ürün falan satışımız bizim yok dedim. Ama tabii ki bu bir şeydi benim için, farklı bir hayal kurmaydı. Çünkü geleceği tasarlamanız gerekiyor, hayal etmeniz gerekiyor. Ben de o dönem içerisinde Unkapanı'nda bir söz vardır, Plakçılar Çarşısı'nda, kurtlar sofrasında, kurtlar sofrasında olabilmek. Ben de o zaman köpek balıklarıyla nasıl yüzeceksin diye kendi kendime telkinde bulundum. Çünkü o demin ifade ettiğim gibi 7 sene çalıştığım o çarşıda, Unkapanı Gıda Çarşısı'nda bir deneyim ve tecrübem vardı. Bu benim sermayem oldu. Ve o dönem içerisinde ben ya markalaşacaksın ya farklılaşacaksın dedim. Ama bu sektörde başlarken hem markalaşmak yolunda hem de farklılaşmak yolunda herkesin gittiği yerlerden gitmemek, onların gittiği yoldan gitmemek, ayrı bir kulvarda gitmeyi planladım. Ve 1981'den itibaren önce çuvallı üretim yaparak daha sonra da 93-94 yılında AŞ olduktan sonra paketli ürüne geçtik. Ve o şekilde firmamızın kuruluş aşaması ve gelişme aşaması oldu. Efendim teşekkür ederim.
Bu şimdi işte biraz da şeye geleceğim. Gıda sektörü pandemi döneminde oldukça önem kazandı. Sağlık çalışanlarından sonra biz gıda mühendisleri, gıda çalışanları diyeyim, ön plana çıktık. Halkımız bu süreçte başlamasıyla beraber paketli ve hazır gıdalara talebi çok yüksek oldu. Bu süreçte Reis Gıda bu süreci nasıl yönetti, nasıl tedbirler aldı, onları da bir deneyebilirsiniz bize. Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Tabii hiç alışık olmadığımız bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Belki yani bu yüzyılın içerisinde bu yaşanmadı. Covid-19 gerçeklerin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Önemli olup olmadığı düşünülen bazı konuların ne kadar önemli olduğunu ve ilerleyen zamanlarda da ne kadar önemli olacağını gösterdi bize. Tarım, gıda ve su kaynaklarının hayati derecede önemli olduğunu bir sürece girdik biz. Hala devam ediyor. Çünkü bunun ne zaman, ne şekilde biteceği de şu an öngörülemiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde kesintisiz gıda arzı her zamankinden daha önemli olduğu idrak edildi. Tüm dünya ülkeleri tarım ürünleri ve gıda arzı için acil önlemler arayışı içerisinde. Her ülke kendine ait yöntemler bulmaya çalışıyor. Bir ülkenin tarımsal üretiminde ve gıdada kendi kendine yeterli olması, gıda güvencesi ve gıda güvenliği için vazgeçilmez olduğu anlaşıldı Volkan Bey. Çok Kendi kendine haklısınız efendim. yeterli bir ülke olmak ulusal güvenlik kadar önemli olduğunu herkes gördü. Biliyorsunuz petrol devleri ülkeler, altın rezervli olan ülkeler, ne oldu işte elektronik eşyada, efendim uçakta, silahlanmada en önde olan ülkeler maalesef bu pandemi döneminde çaresiz kaldılar. Özellikle bizim güney komşularımız Suudi Arabistan, Mısır, Irak, İran bu ülkeler ülkemize gelip Mersin'e gelip ürün tedariği için talepte bulundular. Yani bir hafta 10 gün öncesinde Amerika'da ki buğdayda Rusya'dan sonra en önemli üretici olan Amerika'da bile un problemi yaşandı. Çünkü bunlar bizim için çok çok önemliydi. Kendi kendine yeterliği onun için bahsediyorum. Ve ülkemiz bu süreç içerisinde çok ciddi bir sınav vermişti. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani bazı olumsuz yönler var gibi gösteriliyorsa da bu işin içerisinde olan bir kişi olarak söylüyorum. Biz bu pandemi döneminin özellikle Mart ayı içerisinde, Mart'ın son haftasından itibaren bir panik alımlar kısa süre içerisinde önlendi. Yurt dışında raflar boş gösterilirken bizim ülkemizde bu 2 veya 3 gün kadar devam etti. Şimdi burada önemli olan neydi? Biz tedarikçi olarak bu panik alımlarını önledik. Bunu gönül rahatıyla söylüyoruz. Çünkü firmamız biz daha Şubat ayı sonu gibi bütün dezenfeksiyon konularını, hijyen konusunu, özellikle ve özellikle çalışanlarımızın sağlık problemleriyle ilgili ve onların motivasyonu ile ilgili bütün çalışmalarımızı yerine getirdik. Ve hem şirketimizin içerisinde gıda mühendislerimiz, gıda teknikerlerimiz, ziraat mühendislerimiz, onların yanı sıra doktorumuz, görevli doktorumuz ve sağlık uzmanlarımız, anlaşmalı hemşehrimizle birlikte biz hazır haldeydik. Şimdi önemli olan burada neydi? Tabii görüyorsunuz dünyada bir salgın size doğru geliyor. Bu tedbirinizi almanız lazım. Şimdi sektör olarak da tedbir alındı. Şöyle alındı çünkü Ramazan geliyordu. Ramazan için hazırlıklar yapılmıştı. Bu bizim için bir avantaj oldu bu hazırlık yapmamız. Ve dünyada örneğin ben undan yani kendi sektörümün dışında bir unla ilgili size örnek vermek istiyorum. Un Lütfen. fabrikaları kapasiteleri %60, %50 ile çalışırken Türkiye'de Avrupa'da %80 civarında çalışıyordu. Ne oldu? Bir anda talep artınca arzda bir kısılma oldu Avrupa'da. Çünkü %80 ile çalışıyor ama Türkiye'de de bu un fabrikaları %50, %60'da. Biz ise kim benim firmam biz %25 ile çalışıyoruz. %75 daha kapasite kullanımımız vardı bizim. Biz Evet. 7/24 çalışarak %50, %60'lara kadar çıkarak biz talebi anında cevap verdik. Ve özellikle ulusal yerel zincirlerde bütün yetkililere şunu söyledik. Dedik ki siz gelen müşterilerinize rafı boş göstermeyin. Ve gelen müşterilerinize hemen bu ürünlerle ilgili tedariği yapılacak bir sorun olmayacağını söyleyin. Ve biz mektuplar yazdık. Ve bütün saha ekibimiz bütün o marketlere giderek 7/24 çalışarak gece saat 3'lerde 4'lerde rafı dizerek biz halkın telaşlı davranışı bu refleksinin karşısında bu panik anımlarını önledik. Ancak tabii ki biz bunu önledik derken ben sektörün içerisinde bunu yaptım ama ülkem olarak da bunu
tekbirini aldı. Çünkü Türkiye özellikle tam sezonun sonuna doğru yaklaşırken ellerindeki olan bakliyat, çünkü bakliyata talep arttı. Dünyada da arttı. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada arttı. Tamamı yani tüm ülkelerin tamamına yakınında aynı sorunları yaşıyoruz biz. Aynı üretim ürünlerle ilgili talepler var ve devlet olarak, ülke olarak her şeyden önce eksiğimiz olan ya da tedbir alınması gereken toprak mahsulleri ofisi tarafından buğday alındı. Akabinde hemen pirinç alımı yapıldı. Yani piyasayı regüle etmek için bir de 2,5 milyon ton hububat ve aynı zamanda 100 bin ton da baklagillerin gümrüksüz alımı toprak mahsulleri ofisine verildi. Bu yetki verildi. İşte bunlar hepsi bir tedbirdi ve biz kesinlikle ve kesinlikle çok sıkıntı yaşamadan, problem yaşamadan bu pandeminin o dönemin içerisindeki panik alımları bu şekilde önlenmiş olduk. Şöyle diyeyim efendim, bu süreçte çok güzel bir sınav, aslında bir sınav verdik. Bu sınavı da güzel atlattık diye düşünüyorum. Verdiğimiz reaksiyon, yani benim iş yerimin mega center'da olmasından dolayı da takip ettiğim, gördüğüm kadarıyla o ilk günlerdeki panik havasını üreticinin dediğiniz gibi sizin rafları boş bırakmayarak, depoları dolu tutarak insanlara o panik havasından uzaklaştırdı. Evet. Yani sizin ne kadar bu konuya hazırlık olduğunuz, sektörümüzün ve devletimizin ne kadar hazırlıklı olduğunu görmüş olduk bir nevi herhalde. Tabii yani bugün pandemi nedeniyle karşı karşıya kalınan sorunlar demin ifade ettim. Hemen hemen her ülke için geçerli. Bu panik alımlar yaşandı, o ülkelerde de yaşandı. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde daha çok yaşandı. Çünkü insanlar özellikle demin saymış olduğum bu uzun ömürlü, uzun raf ömrü olan temel gıda maddelerinden un, pirinç, bakliyat gibi ürünlere talep arttı. Bu davranış biçimi sadece ülkemiz açısından değil, tüm dünya ülkelerinde bu gerçekleşti. Özellikle pandemi döneminde kesintisiz gıda arzını sağlayabilmek önemli hale geldi. Yani bütün ülkeler bunu düşünmeye başladı. Ve bütün dünyada karantinanın neredeyse tamamının uygulanması, tüketicilerin de stoklayabilecek ürünlere yönlendirilmesi tüm dünyada bir şey haline geldi. Arz konusunda bir tedirginlik haline geldi ama inanın bu konuda bütün talepler yerine getirildi. Çünkü özellikle sağlıklı bir yaşam için sizler de gıda mühendisi olarak bilirsiniz. Hem bakliyatın yüksek protein ve lip değerlerine sahip olması ve uzun raf ömrü olması, bunların bu dönemde tüketimi daha da çok arttı. Ve demin ifade ettiğim gibi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu konudaki regülasyonu da çok önemliydi. Ve bu süreçten yüzümüz ak çıktı diyebiliriz Türkiye için. Evet, bu süreçte bildiğim kadarıyla Rusya'nın buğday konusundaki alımları durdurması, gene ayçiçeği konusunda da yurt dışından gelen Ukrayna'daki şeyde etkisi var. Onlar da kendilerine bir an önce tedbir aldılar. Her devlet kendine göre bir tedbir aldı. Ona rağmen ülkemiz üreticilerinin demek ki hazırlıklı olduğunu ve silolarının dolu olduğunu göstermiş oldu herhalde. Çok önemli bir konu. Volkan Bey, tabii ki Rusya gibi yaklaşık 10'un üzerinde ülke kendi halklarının gıda güvencesini temin etmek amacıyla o halkının gıda güvencesini karşılayabilmek için başta buğday olmak üzere bu ürünlerde ihracat kısıtlamasına gitti. Yani geniş anlamda bakacak olursak Türkiye... Sesi gelmiyor. Gıdayla ilgili son derece hazırlıklı tüm dünya ülkelerinde. Bu önemli. Yani tüm dünya ülkelerinde niçin söylüyorum? Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tedbirli olmasaydı bugün ürün almış olduğumuz yerler size ürün yok diyebilirdi. Çünkü dünyada artık para her şey tabi değil. Yani bugün hani Kızılderili'nin bir sözü vardır. Bu ders çıkarılacak nitelikte. Son ağaç yok olduğunda, son ırmak kuruduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranı yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak diyor. Çünkü bugün o dönem, yani bu ihracat yasaklarıyla birlikte siz ürün aldığınız ülkeler size ben ürün veremem diyor. Ve şöyle var, tabii ki ürün tedariğiyle ilgili yapabilseniz de daha farklı fiyatlar vererek ancak bulabiliyorsunuz. Ve dünyada artık ucuz ithalat dönemi sona erdi.
ve önümüzdeki yıllar içerisinde daha da çok önemli olacak diye düşünüyorum. Evet. Bir de bu süreçte efendim tarım sürdürülebilirliği çok konuşulan bir konu. Hatta bunu yeni nesil tarım diye de adlandırılıyor. Ülkemizde tarımın durumu ve sürdürülebilir tarım konusunda düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Şimdi tabii ki şu an dünyada 10 milyar nüfus olması bekleniyor 2050 yılına kadar ve Türkiye'nin de önümüzdeki 2050 yılına kadar nüfusun 100 milyonu aşacağı ifade ediliyor. Yani dünyanın bu artan nüfusunu besleyebilmek için %60 üretimin artması gerekliliği ifade ediliyor. O açıdan baktığınızda Türkiye dünyada tarımla ilgili ciddi önlemlerin, yani hem toprağınızın hem suyunuzun hem tohumunuzu korumanız gerekiyor. Ülkemiz açısından da bu son derece önemli. Yani sizin kesintisiz gıda arzını her devamlı yapabilmeniz lazım. Yani dünya bu üretimi nasıl karşılayacağım diye değişik çalışmaları var. Ülkemiz açısından da önemli olan bugün hasat dönemine kadar rekoltemiz elimizde, stoklarımızda ürün var gözüküyor. Tabii ki bir dahaki hasata kadar ülkemizde de tüm ürün stoklarının, özellikle stratejik olan ürünlerde, bu ürünlerin devamlı stoklarının takip edilmesi gerekiyor. Eğer müsaade ederseniz sadece önce bugünü bir değerlendirmek istiyorum. Lütfen efendim. Yani bugün Volkan Bey, ülkemizde şu an kışlık ekim yapıldı. Şu an Mayıs'ta evet. 20'sinden sonra kırmızı mercimek çıkmaya başladı. Ve Haziran ayı içerisinde de Güneydoğu'da buğday, daha sonra Temmuz ayında da İç Anadolu bölgesinde buğday hasatı yapılacak. Baktığınız zaman hem dünyada hem ülkemizde olumlu iklim koşulları, yani şu an buğday Mehmet Bey, sesiniz şu an geliyor efendim. Evet, ben sesinizi de alamadım biraz önce. Evet, bir anda kesildi efendim. Herhalde bir teknik şey oldu. Şeyde kalmıştık, bu Mayıs ayında ekilen ürünlerle ilgili buğday diyordunuz. Evet, tekrar edeyim orayı. Lütfen efendim. Nisan, Mayıs ayında ekilen çeltik, nohut ve fasulye üretimine baktığımız zaman da yine sevindirici haberlerim var. Biz çiftçilerimizden, üretim alanlarından bilgi alıyoruz. Özellikle buğdayda %8'lik bir artış olduğu söyleniyor bir önceki seneye göre. Bu son derece önemlidir. Çünkü gıdada %5'lik, %10'luk, %8'lik azalış ve artış rakamları çok çok önemlidir. Çok büyük yani rakamlar. 1 milyon ton buğdayın %8 artması demek, bu 1 milyon 600 bin ton yapar. Bu çok ciddi bir rakam. Şimdi bu, hem kırmızı mercimekte, yani özellikle kış ekimi olan kırmızı mercimekte yaklaşık %15 civarında bir, 15 ile %20 arasında bir artış bekleniyor. Eğer iklim şartları uygun halde devam ederse, çünkü açık havada tarım yapılıyor biliyorsunuz, kırmızı mercimekte artış olacağı söyleniyor, bekleniyor. Buğdayda yine öngörüsü artış durumu. Çünkü dünyada da buğdayda bir artış var. Nohuta geldiğiniz zaman, fasulyeye geldiğiniz zaman şunu söyleyebilirim. Şu an tarladaki bitki ekimi herhangi bir problem olmadığı söyleniyor bize. Ve buğdaydan sonra fasulyede de şu an belki daha önceki senelerde sulama tarım yapıldığı için, sulu tarım yapıldığı için daha çok insanlar farklı bir ürün ekmeyi düşündüler. Ekimini vazgeçtiler. Ekim alanlarını maalesef fasulye ekilemedi ama bu sene devletin vermiş olduğu destekle, hem bu genelde pek çok üründe de var ama arazi açımı, yani hazine arazileri başta olmak üzere tarıma açıldı ve tohum hibesi yapılarak fasulyenin de %15 ile 20 arasında bir artış bekleniyor. Çok ciddi bir rakam bana göre. Evet. Bu artışın olması geçen yıllara göre, çünkü fasulye fiyatları tüm dünyada da arttı geçen sene. Bu sene itibariyle, yani geçen senenin üretiminin eksik çıkmasından dolayı tüm dünyada, Amerika başta olmak üzere, fasulye fiyatları arttı. Hatta tonu Amerika'da $1,500 kadar çıktı. Onun için Volkan Bey, biz
Nohutta da ekimde oldu ama fasulye ekimi daha fazla. Çünkü ben Alman tohumlardan biliyorum. Çeltik ekiminin de geçen seneye göre ekim alanlarının %5 fazla olacağı söyleniyor. Onun için biz bu hasat dönemine bakıyoruz. Bu hasat döneminde bizim Türkiye uygun iklim koşulları devam ederse bir sorun olmayacağı düşünüyoruz. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sadece bu dönem için değil. Yani bugün Türkiye hasat edeceği ürünün dışında önümüzdeki ekim alanın, ekim yapılacak aylar, örneğin buğdayda Eylül-Ekim'de başlıyor. İşte onun planlaması çok daha önemli olduğunu söylüyor. Hep bizim bu dönemde onun en iyi şekilde o dönemin planlaması yapılması gerekiyor. Efendim aslında bu fasulyeyle söylediğiniz fasulyenin ile ilgili verdiğiniz bilgi tam da gündem üzerine denk geldi. Çünkü şu an fasulyedeki artışın sebebini bir nevi siz açıklamış oldunuz. Evet. Çünkü fasulye geçen seneyle yani 2019-2020 sezonunun ürününde bir azalma oldu. Nedenini açıkladım. Evet. Ama bu sene bu bir artış oldu. Çünkü eğer bir ürünün üretiminde verimlilik düşerse spekülasyon ve fiyat artışı olur. Eğer üretim fazlaysa ne stokçuluk olur ne fiyat artışı olur. Önemli olan biz üretimi artırabilmek. En önemli şey üretimi artırıp rekolte seviyesini yukarı çıkartmak. Bunun için de örneğin mesela bu sene hem kırmızı mercimeğin taban fiyatı açıklandı. %40 gibi bir artış söyleniyor. Daha sonra TMO yine buğday alım fiyatları olarak ekmeklik ikinci grup fiyatını arttırdı. $10 TL olarak verdiği tonunda. Makarnalı buğday içinde 1800 TL ton olarak açıklandı. Yani çiftçimiz önceden açıklanmış olan fiyatları daha da önce açıklanması lazım. Benim talebim, benim isteğim toprağa tohum atılmadan önce taban fiyatı açıklanması lazım. Veya çiftçinin ne üreteceğiyle ilgili bunların yönlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Evet efendim. Sizin de bu yerli üretimle ilgili atalık tohumu desteklediğinizi biliyoruz efendim. Kara buğday, Greçka, CS, bunlarla ilgili ve bununla ilgili de bakliyat köyü projeniz var. Onlardan da bahsedebilir misiniz efendim? Evet. Şimdi Volkan Bey, bizim geçmişimde ben karasabanla toprağı süren, çapa yapan, düvenli harman koşan, sığır güden, balıkçılık yapan ve 45 yıldır da bu gıda sektöründe çalışan biri olarak benim toprağa olan bağlılığım çok eskiden beri geliyor. Çünkü toprakla haşır neşir oldum. Toprağı çok seviyorum. Ülkemi seviyorum. Ülkemin yerli üretim yapmasını her zaman gönülden destekliyorum ve yerli ürün satmak düşüncesindeyim. Bunun adına biz Reis Bakliyat Köyü'nün projesini hayata geçirdik. Tabii ki burada yerli tohumlardan sözleşmeli çeltik üretimi de yapmaya başladık. Aynı anda ikisini yaptık. Çünkü biz üretim belgesini, tohum belgesi alarak bu işe başladık. Dünya genelinde yaşanan iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı, açlık ve yoksulluk, gıda güvenliği, olağanüstü sağlık problemleri gibi pek çok küresel sorunlarla dünya yüz yüze. Hepimiz uğraşıyoruz bununla. İçinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde biraz önce ifade ettim. Demek ki tarım, gıda, su kaynakları hayati derecede önem gerekiyor. İşte biz bunları hem bu ülkenin tarımsal üretiminde hem kendi gıdasını kendi yetiştirme adına biz kendi kendine yeterli olabilmek adına ve dünyada yaygın bir söyleşiye göre de tohuma sahip olabilmektir en önce. İlk önce budur. Tohuma sahip olan gıdaya sahip olan bir ülkeyi yönetir denilmiş. Bu bir söyleyiş var dünyada. Dolayısıyla şu bir gerçek ki tohum bağımsızlığın ve gıda güvenliğinin temelini oluşturur. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve sağlıklı bir yaşam için ata tohumların da korunması, yerli üretimin de teşvik edilmesi lazım. Çünkü ata tohumları gelecek nesillere bırakılacak. Yani ata tohumla dediğimiz yerli, milli tohum deniliyor. Bu tohumlar gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras. Ve Gen Bankası'nda bizim bu ürünlerimiz alındı, saklanıyor. Ve hatta ben Gen Bankası'ndaki ürünlerle ilgili de çiftçiyi verilerek, eğitilerek bu ürünlerin çoğaltılmasından yana olduğumu söyleyebilirim. Reis Gıda olarak bizim önceliğimiz üreticilerin bir araya geldiği, verim ve kalitenin yönettiği, iç ve dış piyasa talebine uygun üretim yapan üretici altyapısına destek verebilmektir. Bizim bütün dileğimiz bu. Ve bu öngörüden dolayı Reis Bakliyat Köyü'nü biz Bolu Çamyer Köyü'nde 60 dönümlük bir arazinin üzerinde
hem Bolu'nun ürünleri olan çivil fasulye, bombay fasulye ve bizim Niğde'den, Erzincan'dan getirdiğimiz şeker fasulye ve barbunya ve battal fasulyelerin bunları biz köylerden aldık, topladık. Orada biz bunları 25 tane hanımın, çiftçimizin, kadın çiftçimizin kurduğu kooperatifi desteklemek adına onun emeğiyle, evet, gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan da hem bir de baklagiller biliyorsunuz hem toprağın azot ihtiyacını karşılar, aynı zamanda protein sadece insanlar için değil, hayvanlar için de bir yem konusunda da çok önemlidir. Ayrıca Samsun Bafra'da ilçesinde de 430 dönümlük araziye Trakya Araştırma Enstitüsü'nden aldığımız 3 çeşit ürünün çeltik tohumunu toprağa attık. Buradaki önemli olan nedir? Biraz açmak istiyorum. Bugün Türkiye yurt dışından, özellikle İtalya'dan çeltikler geliyor. Ve bu çeltikler Romelu'sundan tutun da Ronaldo'suna kadar, CL31'inden tutun da Luna'sından Masco'suna kadar, hatta Kazanova'sına kadar çeltikler geliyor. Bunların da, evet, tüketimimiz 3-4 senedir yeni tanışmaya başladı. Şimdi biz burada istiyoruz ki geleneksel mutfak kültürümüze uygun ses kesik geliyor yine. Arada bir donuyor da. Karşı taraf. Dondu şu an mesela. Şu an duymuyorum ben. Duymuyorum şu an. Mehmet Bey'in yayını tekrar dondu galiba. Mehmet Bey, gene sesiniz gelmiyor efendim. Kusura bakmayın arkadaşlar, gene yayında ses kesildiği için kesmek zorunda kaldık. Tekrar şimdi bağlayacağız. Mehmet Bey, çeltik tohumları ile ilgili çeşitliliği anlatıyordu. Mehmet Bey kusura bakmayın, böyle kesiliyor ama hani yayından bilmiyorum artık tam çeltikteki tohum seyri. Efendim? Bizim bu tarafta bir sorun yok. Ya bizden de olabilir efendim, havadan da olabilir. Ben ondan ötürü ben kendimi özür diliyorum bu konuda. Tam çeltiklerdeki çeşitlilikten bahsediyordunuz. Ülkemize giren bu buğday pirinç çeşitliliğiyle ilgili konuşuyordunuz. Orada kesildi. Evet, evet. Şimdi altta sorulara da bakıyorum. Ben tabii ki bizi izleyenlere de yayın kesilmesinden, evet, ben de istiyorum. Notumu alıyorum. Mesela evet, büyüme hedefleri arasında Reis Bakliyat'ın arpa çalışmaları var mı diye söylemiş. Bunu, evet, biliyorum olduğunuzu. Onu da soracağım size. Evet. Hemen geleneksel mutfak kültürüne uygun bu biz çeltik tohumları ekiyoruz. Özellikle Reis markasıyla değer oluşturması ve çiftçimizin ticari kaygısı olmadan sürdürülebilir üretimin gerçekleştirilmesini istiyoruz. Sadece bu çeltikleri demin saydığım gibi gelen ürünler sadece tarlanın bereketine göre veya dekar başına alınan verimliliğe göre ekiliyor. Bu böyle olmaması lazım. Dur tamak tadında ve mutfak kültürüne uygun, daha iyi pişen ürünlerin olması için. Biz bütün çabamız, gayemiz bu. Bir soru vardı aşağıda. Üniversitelerle işbirliği yapıyor musunuz? Bizim şirketimiz yıllardır hem üniversitelerle, özellikle onu biliyorum efendim, TAGEM enstitüleri ve üniversitelerle biz işbirliği yapıyoruz. Evet. Özellikle üniversitelerle geliştirdiğimiz tohum çeşitliliği tespiti çalışmalarımız da bu paralellikte devam ettiriyoruz. Onun da altını çizmek istiyorum. Özellikle efendim onu zaten ona geleceğim. En son olarak ona gelecektim. Evet, en son ona gelecektim. Evet. Üniversitelerle, kurumlarla ve STK'larla olan desteğinizi, ona geleceğim efendim en son. Bu tarımla ilgili aynı zamanda bir soru da vardı. Tarım konusunda kendi kendine yeten bir ülke miyiz size göre diye bir sorumuz vardı. Şimdi eğer müsaade ederseniz şöyle söyleyeyim. Lütfen kendi efendim. Kendine yeterli, önemli olan hangi ürünlerde yeteceğimiz önemlidir. Kendi kendine yeterlilik tabii ki stratejik ürünlerde buğdaydır, arpadır, yulaftır, yem için. Ama özellikle halkımızın temel gıda maddeleri olan, bizim geleneksel yemek kültürümüzün içinde olan pirinç bakliyat grubudur. Ben özellikle tabii kendi kendine yeterlilikle ilgili gayretler var, bu konudaki çalışmalar var. Ve bu atılan adımlarda havza bazlı destekleme modelinden tutun, işte hazine arazilerinin açılması, bu hibe desteği belki daha az olarak bu görülebilir ama atılan adım çok
Yine kesildi ya. Mehmet Bey kesildi gene. Kendi kendine yeten bir ülke miyiz sorusunda kalmıştık. Aynı zamanda ondan sonra da Mehmet Bey'in yerli tohum sözleşmeli çeltik üretimi başlattığını, o konuda da bilgisine başvuracaktık. Yayına gelmesini bekliyoruz. Evet, tam oldu. Bağlanmak üzereyiz. Merhaba. Mehmet Bey gene kesildi. Kendi kendine yeten ülkemiz oradan baş demiştiniz. Oradan alabilirsek siz. Şimdi dünyada biz tarım ürünlerin üretiminde ve gıdada eğer bugün bazı ürünlerde kendi kendine, hocam stratejik ürünlerde kendi kendine yeterlik olmasaydı bu sınavı, pandemi dönemindeki sınavı geçemezdik. Evet. Evet, hak ettiğimiz yerde miyiz? Bu Türkiye'de çok biz alan olarak, ülkemiz tarım alanı olarak 17. sıradayız dünyada. Bugün 1990'lara baktığınız zaman kırmızı mercimek üretiminde dünyada %33 ile birinci sıradaydık. Ve Evet. Doğu'da dünyada Hindistan'dan sonra ikinci sıradaydık. Evet, bugün son yıllarda artış oldu ama bu istenilen düzeyde olmadığı belli. Ama şu bir gerçek ki yeşil mercimekte olsun, işte çeltikte olsun çok ciddi bir artış söz konusu. Ama bu yeterli mi? Tabii ki önümüzdeki dönem içerisinde özellikle yeşilde ve kırmızı mercimekte artış var ama yeşille pirinçte belki kendi ihtiyacımızı karşılayacak üretimi yapabiliriz. Bunun için ne yapmamız lazım? Ben 1985'ten beri her yıl tarımda sorunlar ve çözüm önerileri diye bir yazı hazırlıyorum. Bunları madde madde hazırlıyorum ve 85'ten bugüne kadar Cumhurbaşkanlarına, başbakanlara ilgili mercilerimi tamamına verdim. Eğer müsaade ederseniz madde madde okumak isterim. Lütfen. Madde madde size sunmak isterim. Lütfen ama efendim. Ama onun dışında bir maddeyi de birazcık açmak isterim eğer müsaade ederseniz. Lütfen efendim, lütfen. Ekosistemin korunması için iklim değişikliği mücadele edilmeli. Evet. Gene kesildi ya. Mehmet Bey gene kesildi ama. Kesildi şu an Mehmet Bey. Telefon mu geliyor acaba Mehmet Bey'e? Onun için mi kesiliyor bilemedim ama. Bir gelse zaten. Şu anda devam edebiliyor musunuz konuşmaya? Ben duyamıyorum. Çünkü yayına donmuştu, tekrar geldi. Ben duyamıyorum. Bir gitti geldi, ondan sonra komple gitti. İzmir'de de kesiliyor demiş arkadaşlar. Evet efendim. Tekrar merhaba. Bölgesel olarak olabilir diye düşünüyorum Mehmet Bey. Çünkü yer yer bazı yerlerde de kesintiler oluyor. Böyle de sizi yoruyoruz ama. Yok estağfurullah. Bizim izleyicilerimiz. Madde halinde söylüyordunuz efendim. İzleyicilerimiz bizi bağışlasın lütfen. Evet. Tarımda sorunlar ve çözüm önerilerinde birinci sırada bu yapılan, geçen sene yapılan ankette de çıktı. Çiftçilerimize sordukları zaman ne ile ilgili sorunlarınız başta var diye. Özellikle ekosistemin korunması, yani olumsuz iklim şartlarını söylediler. Onun için iklim değişikliğiyle mücadele edilmeli. Afet riskinin nasıl yöneteceği bilinmeli ve mücadele edilmeli. Bunu vakit kalırsa açıklayacağım daha sonra. İkincisi sürdürülebilir gıda arzı için. Ne lazım? Hava, toprak, su, orman varlıkları ve tohum gibi doğal kaynaklar korunmalı ve iyi yönetilmesi. Yani sizin her şeyden önce verimli toprağa, temiz suya ihtiyacınız var, tohuma ihtiyacınız var, temiz havaya ihtiyacınız var. Peki neye ihtiyacınız var bir de? Bunu yapacak, üretecek insana ihtiyacınız var. Onun için üçüncü maddemiz tarım sorunun geleceği için kırdan kente göç önlenmeli ve tersine göçü sağlanabilmesi için kırsal kalkınma desteklenmeli diyoruz. Ben burada bir şey açmak istiyorum. Bu maddeyi birazcık açacağım. 1995 yılında o yıl içerisinde başbakan, ana muhalefet partisi genel başkan, İstanbul valisi rahmetli Hayri Pazarcıoğlu ve İstanbul belediye başkanı. Biz en üst düzeyde bir göç paneli düzenledik. Çünkü Türkiye'nin 20. yüzyıl ortalarından başlayan kırdan kente büyük bir göç var. Ve Sivas'tan sonra en çok göç veren Kastamonu olduğu için ben de Kastamonu olarak göç neden kaynaklanıyor ve göçü nasıl tersine çevirebiliriz düşüncesiyle hareket etti. Ve o yaptığımız göç panelinde yaptığımızı o gün sunduğumuz sonuç bildirgesini sizinle paylaşmak istiyorum. O gün biz ne paylaşmışız? İzleyicilerimiz bugünle arasındaki benzeşmeyi ve örtüşmeyi ya da farklılığı görmelerini istiyor. Evet. Özellikle kırsal yaşayanların kentlere göç etmesinin önlenebilmesi için 5 tane madde var. 1- barınma, güvenlik,
eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin verilmesi, bu yeterli değil. Ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründe göçü önlemek değil, göçü tersine istihdam yaratacak yönde politikaların oluşturması ve aile çiftliklerinin desteklenmesi gereği ilgili mercilerle paylaştık. Ve aynı zamanda gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerinin kırsaldaki potansiyeli önem vererek büyüdüklerini ve bu şekilde gerçekleştirdiklerini belirttik. Bugün dahi bilim insanları kırsal kalkınmanın ülkelerin ekonomik gelişmelerinde önemli bir yere ifade ediyor. Volkan Bey, hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 2014 yılını Uluslararası Aile Çiftliği yılı yaptı. Temasını 2017 yılının temasını da göç olarak belirledi. Biz ta ne zaman yapmışız? 1995 yılında. 95 evet ve efendim. 95 yılında Türkiye'nin en üst düzeydeki yöneticileriyle yaptık biz bunu. Bu son derece önemli. Gençler artık şehre gidiyor. Şehirleşme arttıkça toprak ile bağ kesiliyor. Gündeme lazım. Bu nedenler üzerine evet. Bir araya geldik, toplantıya attık. Ondan sonra dördüncü maddemiz tarımsal üretimde verimlilik artışı sağlayan bir tarımsal destekleme modeli seçildi. Ve desteklenen her ürün takip edilmeli. Ve desteklenecek ürünler belirlenmeli ve çiftçi ona göre yönlendirilmeli. Beşinci maddemiz yurt içi tüketim dönem stoğuna bakarız. Ve Türkiye iç tüketim ne kadar ihracat potansiyeli dikkate alınarak ekimi yapılacak çeşitli miktarları hangi ürünse o çeşitli miktarları belirlenerek etkin ve dinamik üretim planlaması yapılmalı ve üretim bu doğrultuda yönlendirilmeli. Altıncısı bu yerine getiriliyor. Bakın Toprak Mahsulleri Ofisi bir kısmen yerine getirdiği için söylüyorum. Stratejik öneme sahip ürünlerde gerektiğinde tarlaya tohum almadan ekim öncesi destekleme fiyatlarını açıklaması gerekiyor. Demin de söyledim. Ve bu dönem içerisinde de bu ürünlerden birkaçı açıklandı. 7. Üretim miktarı ve kaliteyi etkileyen tarımsal girdi maliyetlerinin kontrol altına alınması lazım. Özellikle araç... Sesiniz... Mehmet Bey. Yine gitti sesimiz. Arkadaşlar aslında Mehmet Bey çok güzel bilgiler veriyordu. Olayın hani teşhisin 1995'te ülkemiz tarafından tespit edildiğini, dünyanın buna daha sonra reaksiyon gösterdiğini, 95'te yapılan toplantıda aslında bu şeylerin söylendiğini açıklıyordu Mehmet Bey. Tam o sırada koptu yayınımız. Mehmet Bey geldi sanırım. Evet, duyabiliyor musunuz? Duyuyorum Mehmet Bey, duyuyorum. Yani tam önemli şeyi söylüyordunuz, 95'te teşhisi koyduğunuzu. Ondan sonra 2017'de dünyanın buna reaksiyon verdiğini söylediniz ama biz teşhisi koyup tedaviye geçemedik herhalde. Evet, şimdi ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin özellikle tamam fiyatı vermesini ifade etmiş. Evet, evet efendim. Üretim miktarı etkileyen tarımsal girdi maliyetlerinin kontrol altına alınmasını söylemiştik. Çiftçinin refah seviyesini yükselten, toprağa olan bağlılığını güçlendiren bir sistemin kurulmasını istemiştik. Ayrıca ekilen ürünün güvence altına alınmalı, danışmanlık hizmeti verilmeli, mühendislik hizmeti verilmeli. Özellikle bu konuda tecrübeli mühendislerimiz, veterinerlerimiz, aynı zamanda ziraat mühendislerimiz, hepsi topyekun bu konuyla ilgili imece usulüyle çalışması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü çiftçi kendisini garantide görmek istiyor ve yanında yardımcı olması gereken insanları görmek istiyor. Çiftçinin borçları hasat sonra verimliğe göre yapılandırılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü çiftçi toprağa ektiği üründen para kazanacak ki borçlarını ödeyebilsin. Yine 11. maddemiz ekim yapılması için bu açıdan hazine arazilerin kapsamının geçişi gerekiyor. Tarıma elverişli toprakların tamamı tarımsal faaliyetler için kullanılmalı diyoruz. Demin ifade ettik ata tohumlar korunmalı, evet. Üretim desteklenmeli. Yerli malı tüketimi özendirilmeli. Bizim dönemimizde yerli malı haftası yapardık. Kesinlikle doğru diyorsunuz. Ürünlerle ilgili şunu açıklıyor. Diyor ki özellikle bakın sağlık sorunları yaşandığı bir günümüze bu dünyada yerli tohumlarla üretilen ürünler vücut dengesini artıracak gıdalardır diyor. Bunu ben söylemiyorum. Sağlık uzmanları söylüyor. Özellikle tarımda teknoloji ve dijital dönüm yaygınlaştırılmalı. Bunu daha sonra
Bir soru başlığı altında sizinle açıklamak isterim size bunu. Ve 14. maddemiz tarım ürünlerinde dünyaya açılan global markalar olmaları gerekiyor. Burada bir küçük örnek vermek istiyorum. Tarım ürünlerine ülke olarak biz öyle stratejik bir konumdayız ki güneyimizde ürün talep eden ülkeler var. Kuzeyimizde önümüzdeki 5-10 yıl içinde tarımla hızla gidecek ülkeler var. Birinci örneği Rusya. 1990 yılında buğdayda dünyada en çok buğday ithal eden ülke, bugün dünyada en çok buğday ithal ihraç eden ülke konumuna geçti. Bunun altını çiziyorum. Demek ki yapılabiliyor. Şimdi bugün dünyada o Ukrayna, Kazakistan o bölge dünya evet. buğday ihracatında çok önemli ve üretimi de önemli söz sahibi. Ve evet. biz ülke olarak bu potansiyelimiz olduğuna inanıyoruz. İşte dünyada en çok makarna, en çok un ihracatı yapan ülkelerden biri Türkiye. Bunun için biz istiyoruz ki tarım ürünleri ihracatında biz ön planlara çıkabiliriz. Evet, iş tüketimi karşılayacağız. Ama onun akabinde biz ihracatı düşünmek zorundayız. Biz muhakkak tarım ürünleri ihracatını yapmamız gerekiyor. Çünkü tarım ürünleri ihracatının %80'i çiftçimizin alın teri el emeği. Bunu her konuşmamda da söylüyorum. Ve örnek olarak da diyoruz ki orada özellikle dedik açılan global markalar olmalı. Bugün dünya, Amerika'da, Avrupa'da öyle gıda maddeleri var ki çok üst seviyelerde. Biz buna bir ülkenin markası olarak söylüyorum. Biz reis gıda olarak bugün dünyada tarım ürünleri ihracatında ilk 10'a girmiş 6 ülkeye, bunlar Almanya, Hollanda, Fransa, Kanada gibi 6 tane ülkeye Türkiye topraklarında yetişen ürünleri ihraç ediyoruz. Bu son derece önemlidir. Özellikle Amerika ve Kanada'ya. Amerika dünyada piş ticaretinin %11-12'sini alıyor. Kanada dünyanın en büyük mercimek üreticisi, ihracatçısı. Her iki ülkeye, bakın yeşil mercimek dahil, hem Amerika'ya hem İngiltere'ye ve dünyaya pirinç bakıyor. Biz de Türkiye topraklarında yetişen, Trakya'da, Gönen'de yetişen pirincimizi, Samsun'da yetişen pirincimizi, Nevşehir'de yetişen nohutumuzu, Niğde'de yetişen barbunyamızı, Konya'da yetişen fasulyemizi, Güneydoğu'da yetişen bulgumuzun bulgur yaparak o ülkelere gönderiyoruz. Bu reis gıdanın değil, bu ülkenin bir gururudur. Türkiye'nin ihracatına en önemli örnektir. Türkiye'de markanın dünya markaları olma konusunda örnektir. Yani bugün Türkiye'de biz tabii ki bütün anketlerde bugün birinci çıkıyoruz ama Amerika'da da 1500 noktada varız. Oradaki en büyük online alışveriş sitelerinde varız. İngiltere'de 24 saatte 7-24'da varız. Bunu bir örnek olsun diye söylüyorum. Bu ülkemin bir gururudur. Bunun altını çizmek istiyorum. 15. maddemiz tarladan sofraya kadar uzanan zincirde israf önlenmeli ve kayıplar en aza indirilmeli. Volkan Bey, biz şu an Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdana sahip ol ve israfı önle kampanyasına dahil olduk. Ve son derece bu konuyu da çok önemli buluyor. Yani son dönemde istişareler bakanlıkla yapılıyor ve hakikaten yapılması gereken konularla adım atılmaya başlandı. Çünkü Türkiye çok ciddi şekilde israf ediyor. Enerji israfı var. Yaz sebze meyvenin %50'si israf oluyor. Bizim tarladan, tohumdan daha çatala kadar hem bunun üreten, işleyen, dağıtan, paketleyen, bunun nakliyesini, lojistiğini yapan ve bunu evde tüketen herkesin bu konuda sorumluluğu vardır. Ürünü muhafaza etmesi için. Daha sonra oraya geleceğim. Yani gıdada nasıl muhafaza edilir? Sizler daha iyi biliyorsunuz. Ama evet, eğer efendim. Sorarsanız cevap vereceğim. Son maddemiz sürdürülebilir tarım uygulamaları için çiftçi, besici, üretici örgütleri, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve karar vericiler bir koordinasyon oluşturmak zorunda. Ve biz bu koordinasyonla, bu imece usulüyle yapılacak ilk önce durum tespiti yapılarak, gerçek veriler üzerinden hepimiz hep birlikte bir koordinasyon oluşturarak çalışmalarımızı hız vermemiz. Şöyle bitiriyorum çiftçimizin talebini. Çiftçimiz diyor ki, ben toprağı işleyebilmek için sorunların çözüme kavuşturulmasını ben talep ediyorum diyor. İkincisi, ne üreteceği, ne miktarda toprağa ben tohum atacağım, hangi tohum atacağım, hangi ilaç bey alacağım, bunu nasıl kullanacağım, bu konuda beni yönlendir diyor çiftçimiz. Evet. Ben çünkü çiftçilerle bunu konuşuyorum. Verimliliğin diyor ve gelirimi benim diyor, topraktaki verimliliğim, benim diyor yaşamımı idame ettirmek için, seneye tohum atmak için, benim gelirimin artmasını sağlayacak sürdürülebilir tarım uygulamalarını bekliyor, talep ediyor. Şimdi burada ben 16 maddeyi her sene madde madde devize ediyorum. Evet, bunlardan yapılanlar var ama genelde bunların bizim daha hızlı bir yere gelebilmek için,
Türkiye dünyada eğer bunları yerine getirelim. Bizim gene evet yaşlı nüfusumuz, çiftçimiz yaşlı ama yine de evet, istikrarlı bir şekilde üretim yapacak gayretli hem çiftçimiz var, hem iş adamımız var, hem girişimcimiz var. Ama biz girişimciyi de, gençlerimizi de, işsizleri de tarım sektörüne yönlendirmemiz lazım. Bunda istihdamı sağlamamız lazım. Çünkü Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sorunu ne? İşsizlik. İşte evet. Tarım sektörü. Baktığınız zaman tabii bugün 5 milyona kadar inmişiz. 8.8 milyon çiftçi sayısında. Onun için tarımda çok daha istihdam yapılabilecek alanlar var. Bu şekilde bakmamız gerekiyor ve inanıyorum ki ben Türkiye olarak biz kendi kendine yeterliğin dışında ülkemiz bunu gösterdi. Biz hem tedarikçi bir ülke, istik üstü olabiliriz. Bunu kesinlikle hayal etmiyorum. Ben 1993-94'lerde İstanbul Ticaret Odası'nda komite başkanlığı yaptığım dönemde bunları söylediğim zaman bazı konulara bana müneccim misin diyorlardı. Ben 2000 yılına gelmeden fasulye, mercimek ithal ediyoruz dediğim zaman daha 1995 yılında ya bu 93 yılında pardon 93 yılında bunu söylediğim zaman yani alaylı şekilde bakıyorlardı bana. Önemli olan burada tecrübeyle 45 yıllık tecrübe bir öngörümü anlatıyor. Yani biz bugün müsaade ederseniz şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Üreticilerinden yoksun milletler üretenlerin esiri olur demiş. Bu o kadar önemli ki bakın bugün dünya bunu anladı. Bugün çaresizlik içerisinde olan tarıma önem vermeyen ülkeler bakın sağlıkta bile yani kaç paralık bir bez maske konusunda veya da solunum cihazları konusunda bazı dünya ülkelerinin nasıl sıkıntılar yaşadığını hep bir onun için bizim evet, bu konudaki gayretimiz var. Önemli olan biz bu gayretimizin sürdürülebilirliğini sağlayalım. Özellikle kırsalda yaşayan tarım emekçilerimizin kentlere göç etmesiyle birlikte tarımın sürdürülebilir yapısı her geçen gün bozuluyor. Bana şunu söylüyorlar, diyorlar ki ya sen tarım nüfusunun azalmasından yana ne şikayetin var? Evet azalsın. Tamam dünyada da %3'ler, %5'ler civarında Avrupa ülkelerinde azalsın da oradaki köyde yaşayan, kırsalda yaşayan insanlara iş imkanı nasıl bulacağız biz? Kesinlikle. Bunu bir düşünmemiz lazım. Yani pratikte bazı şeyleri düşünmek, işte gayri bir milli hasıla da bir durumunu tartışırken ya da işini tartışırken bunu düşünmemiz lazım. Ama Avrupa'da şöyle bir şey var. Tarımcılık gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa'da da bunu gözlemliyoruz. Burada çiftçimiz, oranın çiftçisi itibarlı bir yaşam tarzı olarak görüyor. Ve bunu bir kırsalda bir aile işletme organizasyonu olarak, bir kırsal faaliyet olarak görüyor. Onun için Mustafa Kemal 1923 yılında çiftçi ile çoban bir milletin unsuru aslidir demiş. Yani üreten evet, çiftçi, müstahsin, köylü milletin efendisidir olarak. Burada önemli olan çiftçiye önem vermek ve buna kesinlikle, değer vermek. Hızlı hızlı konuşuyorum ki bir anda siz kaybolmayasınız diye bunları söylüyorum. Onun için burada bu sözde üreticinin, üretimin, tarımcılık, hayvancılığın, besiciliğin önemli işaret edilmiş. Daha ne zaman? 1923 yılında. Önemli. Evet. Bakar bunları mısınız? Söylerken niye bunları ifade ediyorum? Niye ifade ediyorum? Türkiye'nin refahı için. Ben çünkü bizim hiç önyargılı bir şeye yaklaşılmasın bize. Biz herkesle el birliği içerisindeyiz. Ben 1900 demin ifade ettim. 85 tane tarımla ilgili bütün bugüne kadar 55 tane üniversiteye gidip söyleşi yapıyorum. Gençlere tarımdan uğraşı içinde olun. Annenizin, dedenizin, babanızın yaptığı mesleği yapın diye düşünüyorum. Şey söylüyorum. Onun için tabii ki bu maddelerin tek tek açılımları var ama özellikle biraz sonra teknoloji konusunda da şu an teknoloji tarım çok önem arz ediyor ve size kısaca aktarmak isterim daha sonra. Efendim zaten şu an bakıldığı zaman biraz önce bahsettiğiniz gibi buğday konusunda dünya devi Amerika'ya, mercimek konusunda Kanada'ya bizim ürünlerimizi göndermeniz, bizim bayrağımızı oralara taşımanız aslında çok büyük gurur verici bir olay. Mehmet Bey duyuyor musunuz beni? Mehmet Bey. Mehmet Bey aslında demek devam etseymiş daha güzel olacakmış. Ben devreye girince ses kesildi. Evet arkadaşlar, Mehmet Bey aslında konuları hızlı hızlı geçti. Aslında çok değerli bilgilerdi. Uzun uzadıya açılıp konuşulması gereken bilgiler. Çünkü buğday
da dünya dibi Amerika'ya, mercimekte Kanada'ya bizim ürünlerimizin gitmesi, bizim bayrağımızın oralara taşınması aslında bakıldığı zaman çok basit gibi görünse de çok büyük bir ve özveri gerektiren bir hareket. O konuda hatta ben sadece 16 diye biliyorum ama Reis Gıda'nın 16 ülkeye ihracat yaptığını biliyorum. Yani bu gurur verici bir şey. Bu ülkemiz adına, bayrağımız adına çok güzel bir şey. Mehmet Bey bunları da izah etti. Mehmet Bey duyuyor musunuz? Ben duyuyorum efendim. Evet, ben biraz da meslektaşlarımızı ilgilendiren ilgili bir soru sormak istiyorum size efendim. Buyurun, buyurun. Reis Gıda olarak gıda mühendisi istihdam ettiğinizi biliyoruz. Tarladan sofraya gelen ürünlerin hangi aşamalarda meslektaşlarımızı konumlandırırsınız? Onu sormak istiyorum. Bir de sektörde gıda mühendisliğinden beklentiler neler? Bir duayen olarak. Bunu ülkemizde gönül rahatlığıyla söyleyecek bir işletmenin yönetiminde olan bir kişi olarak söylüyorum size. Türkiye'de gıda mühendisleri mecbur bırakılmadığı dönemlerde, gıda ile ilgili söylüyorum, gıda mühendisleri sormazken biz gıda mühendisliğiyle çalışmaya başladık. Bu son derece önemlidir. Çünkü 1995 yılında Avrupa Birliği'nde balıktaki hijyen konusundaki bu HACCP, kritik kontrol noktaları tehlike analiz yönetimiyle ilgili çalışmalar başladığı zaman ben onu mercek altına almıştım. Ve 2000 yılında Türkiye'de kendi sektöründe ilk, belki Türkiye'de ilklerden biri olarak biz bu belgeyi aldık ve bunun yanı sıra diğer belgeleri aldık. Tabii ki bunu Fransız Bureau Veritas'ta çalışırken biz dedik ki aman sanal bir yönetim istemiyoruz. Sanal bir belge değil. Hak edilen belge. Hatta çok önemli isimler bana bunu şu şekilde sordu. Sen tarlada yetişen nohuta, fasulyeye, mercimeğe belge mi alıyorsun dedi. Biz Türk Standartları Enstitüsü'nün TSE belgesi elimizde vardı ama gittik Avrupa belgesini de satın aldık. Aldık ve uygulamaya başladık. Bu o kadar çok önemli ki ve bizim bunların her aşamasında biz gıda mühendisleriyle çalıştık. Şu anda reisin en önemli yapmak istedikleri konulardan bir tanesi tarladan sofraya kadar gelince kendi üretim departmanları o her bölümde biz şu an gıda mühendisleri diyorum çünkü bizim şu anki işletmemizde 3 gıda mühendisi hatta 2 tane stajyer olarak alındı devam edecek ve pek çok gıda mühendisleri özellikle Trakya Üniversitesi'nden olsun diğer üniversitelerden çok öğrencimiz gelmiştir staj da yapmıştır bizde. Gıda mühendislerinin yanı sıra demin ifade ettiğim gibi her bölümün başında ziraat teknisyenleri burada diğer gıda teknikerleri bu arkadaşlarımız da bizim birlikte oluyor. Çünkü gıda mühendisi bakın bir iş adamı parası vardır yoktur bir iş açar. Üretim alıp satmayı bilir ticareti. Ama üretim yapmak çok önemlidir. Bir, iş adamı vicdanının sesine göre üretim yapacak. Her şey evet. Para kazanmak değildir. Bakın biz bunun en güzel örneğini bu pandemi döneminde yaptık. Önce dedik ki raflar dolacak. İkinci ne dedik? Bizim ihracatımız vardır ama dedik ki önce iç tüketimi karşılayacağız. Rafları dolduracağız. Evet. İhracatı bir ay öteledik. Önce Türkiye dedik. Evet. Burada da gıda yaparken önce hijyen üretimi, gıda güvenliğine uygun üretim yapabilmek önemli. Onun için öyle hani çok eskiden işte gelir bir gıda mühendisi et diyelim ki kasapta markette et var ona bakar müdürüne basar. Öyle değil. Kasapta değil orada veya da markette değil o et. Daha mezbahanede kesildi. Hatta o hayvanın yetiştirildiği yerden itibaren demin onun için söyledim veterinerlerde ilgilenmesi. Evet efendim. Onun için hem üniversitelerle işbirliği yapıp bilime karşı olmayacağız. Bilimin yanında olacağız. Ve yıllarca dirsek çürütmüş derler eğitim görenler için, sizler için. Sizler her zaman lazımsınız. Her zaman gereklisiniz. Bunu böyle bilinmesi lazım. Çünkü bugün sizler de biliyorsunuz yaklaşık gıdadan kaynaklanan hastalıklardan dolayı 600 milyon civarında hasta kişi sayısı oluyor. Bunun 450 bin, 440 bin tanesi maalesef gıdadan kaynaklanan hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Özellikle çocuklarımız gıda kaynaklı hastalıklardan dolayı hastalanıyor, gelişimlerini tamamlayamıyor. Gıda kaynaklı hastalıklar çok çok önemli. Bunu neyle önleyeceksiniz? Tarladan sofraya kadar hijyen konusunda. Sadece üreten değil,
Bunun rafını da satan da. Biz bugün bir örnek vermek istiyorum. Mesela benim kimya mühendisi vardı bize. Kimya mühendisi. Gidiyordu her gün depolarımızda bakliyatla pirinçle ilgili oradaki istihbaralı sıcaklığı 18 olacak. Oranın deponun sıcaklığının içi 20 olacak. Rutubet %60'ı geçmeyecek. Böyle bir havalandırma sistemi kuruldu. Ve siz ürün alınırken bizim benim tabii tecrübem var ama gıda mühendislerim aşağıda hepsi 3 tane hem ürünün speklerini kontrol ediyor. Bugün pirinçte 14,5 olacak. Efendim bakliyatta 14 olacak. Bulgurda 13'ün altında rutubet altında olacak. Bunlar aynı zamanda pişme testlerine tabi tutuyoruz. Ve bunlar pişirerek alınıyor içeri. Çünkü gıda mühendislerimiz yapıyor bunu. Yani okuldan çıkmış mesela pilav yapmasını bilmiyor ama biz diyoruz ki bu pilav yapılacak. Çünkü pilavda neden? Pirinç alırken pilav yapmasına dikkat edeceğiz. Pilavda iyi netice veriyorsa o ürünü kabul edeceğiz. Onun için biz ilime ve bilime ve bu konuda eğitim görmüş kişilere ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bunun önemsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle bu sağlık sorunlarıyla uğraşılan bu bugünkü ortamda. Efendim sizin sadece üretimde değil aynı zamanda satışta da gıda mühendisliği istihdam evet. ettiğinizi de biliyorum. Yakından evet. tanıyorum. Evet. Aslında konular çok derin, geniş konular ama ben bilmiyorum yani buna da girmenizi istediğim çok önemli bir konu var. Reis Gıda olarak Tarım Orman Bakanlığı, TAGEM ve üniversitelerle işbirliğiniz. Bunun yanı sıra LÖSEV, Kızılay, Türk Eğitim Vakfı'na verdiğiniz destekler. Onlardan da bahsetmek istiyorum efendim. Onları da konuşursanız bence bunlar çok önemli şeyler. Yani Volkan Beyciğim, bu saydıklarınız datıldığım arasına girdim ama özür dilerim. Lütfen efendim. Yayın kesilecek diye de böyle... Ben de onun için hani şey yaptığım için esas bu. Yani sizin verdiğiniz destekler, yani, evet. üniversitelerle işbirliğiniz, bakanlığa, TAGEM'e yani bunları anlatmanız lazım aslında. Yani bizler şimdi biliyoruz, efendim, herkesin bilmesi gerekiyor. Efendim biz zorlaştırıcı değil, hep kolaylaştırıcıyız. Hep istiyoruz ki bugüne kadar gelmiş iktidarlar olsun, bu anki yönetimde karar vericiler olsun. Onların işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Durum tespiti yapıyoruz. Diyoruz ki elimizden geldiği kadar, demin ifade ettim, uzun yıllar bu edindiğimiz bu tecrübeyle faydalı olmaya gayret ediyoruz. Başka bir hiçbir amacımız yok. Bu böyle bilinir. Böyle de bilinmektedir. Farklı hiçbir yorumu da ben kabullenmiyorum. Çünkü biz ülkemizin refahı için, bu ülkemizin tarım sektöründeki önemini aktarıyoruz ki, çünkü bunun daha fazla üretim yapılabilmesi için. Bugün Trakya Araştırma Enstitüsü'yle, Bolu'da sağ olsunlar oradaki tarım müdürlüğüyle ilgili, o müdürlükle ilgili bizlere çok ciddi yardımları oldu. Oradaki kadın üreticilerimizle birlikte üretimin tohumunu attık. İnşallah önümüzdeki dönem hasata kadar bu gidecek. Üniversitelerle, daha öncesinde de örneğin Taşköprü'de ben ilk tarımsak fabrikasını kurdum. 2000 evet, yılında. Evet. Çünkü ilkleri Türkiye'de yapan bir firmanın yetkilisi olarak söylüyorum. Bir yönetim kurulu başkanı olarak söylüyorum. Bizim Taşköprü'de iyi tarım uygulaması projesini gerçekleştirdim 2015 yılında. Ve 54 dönüm arazinin içerisinde iyi tarım uygulamasını uluslararası bir zincir marketle biz bunu gerçekleştirdik. Ve çiftçilerimizi çağırdık. Almanya'dan yetkililer geldi. İyi tarım uygulamasının ne kadar önemli olduğunu, sarımsak üretiminin artmasıyla ilgili Kastamonu Üniversitesi'yle işbirlikleri yaptı. 1000 metrekare alanda hiçbir hormon olan, hiçbir genetik müdahaleye uğramadan biz sarımsağın ömrünü nasıl uzatabiliriz onun çalışmalarını yaptık. Sadece sektörde alıp satmanın ötesinde tarıma nasıl biz destekle faydalı olabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi de özellikle teknoloji bölümünde burada bir parantez açmak istiyorum. Çok kısa, çok uzun bir şey. Teknoloji konusunda da şu an diyoruz ki teknoloji ve dijital dönüşüm yaygınlaştırılmalı. Tüm dünyada iklim değişikliği faktörler gıda ve tarım sektörünü olumsuz etkilerken teknolojik gelişmeler gelecek için umut vaat ediyor Volkan Bey. Teknoloji ve dijitalleşme iş yapma biçimini değiştirmeye başladı. Tarım ve iş dünyasına kolaylık ve avantaj sağlıyor. Şimdi bir örnek vereceğim size. Bugün gelişmiş ülkeler robotlar, dronlar, otomatik sürüm makineleri kullanarak tarımsal üretimde rekabet üstünlüğü sağladılar. Ama bakın bunun en güzel örneğini size Çeltik'te vereyim. Çeltik bugün Türkiye'de 1990 ile bugün arasında baktığınız zaman hem ekim alanlarında hem dekar başına alınan verimlilikte ama en çok %335 artarak, bakın 1990 ile 2019 size söylüyorum, %335 artmış. Neden? Çok büyük. Çünkü Amerika'da ve Avrupa'da kullanılan teknolojiyi kullanıyorlar. Tamamına yakın şöyle.
Şimdi bakın, bir teknolojinin bir faydasını söylüyorum ve bizi ithalatımızı, pirinç ithalatımızı azaltmıştı. Belki de 1,5-2 sene sonra veya 3 sene sonra Türkiye belki de kendine yetip dış ülkelere de ürün satacak duruma gelebilecek. Türkiye tarımsal üretimde verimliliği artırabilmek için, özellikle küresel pazarda rekabet edebilmek için inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeye dayalı üretim ekonomisini benimsemeli. Üretim potansiyeli, ihracat üstünlüğü olan ülkelerde tarımsal teknolojiyi bizim yakından izlememiz gerekiyor. İşte bunu izleyerek, doğru stratejiler kurarak, doğru işlemleri yerine getirerek biz verimlilik artışı sağlayabiliriz. Türkiye'de son yıllarda en hızlı yaşayan, demin söyledim, en hızlı artış nerede olmuş? Çeltik'te olmuş. Bu örneği vererek, buradan yoldan hareket ederek, bizim bugün eğer çeltik üretimi arttıysa, ne oldu? Dövizimiz dışarıya gitmiyor oldu. Evet. Bu ülkemizde bir döviz kaynağıdır. Ve aynı zamanda bizim ülkemizde yetişen, keşke daha fazla üretebilsek, Osmançı ve Balba pirincini bugün dünya ülkeleri talep ediyor. Türkiye gelişen teknolojiden faydalanarak tarımda kendi kendine yeterliliğinin ötesinde daha da fazlasını üreterek en önemli gıda üreticisi, tedarikçilerden birisi olabilir. Bunun altını çiziyorum ve ben Türkiye'de üretim potansiyeline güveniyorum. Onun için bizim her türlü imkanı yapmamız gerekiyor. Onun altını çizerek belirtmek istiyorum. Bakanlıkla yapılan, demin söyledim, israf konusundaki, kayıp konusunda bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bizim tarladan sofraya kadar uzanan zincirde %50'ye varan bir kayıp var. Bu israf oluşuyor. Kayıp ve israftan kaynaklanan ciddi bir milli servet ve emek zayi oluyor Volkan Bey. Bunun, bu alın teri yok oluyor. Evet. Biz eskiden bir tane pirinç tanesi görünce bir taş kavuğunun içerisine de ekmeğin bir kırıntısını koyunca taşın kavuğuna koyardık. Şimdi tabakta yemek bırakılıyor. Maalesef. Ve bilinçsiz alışverişler yapılıyor. Örneğin bu pandemi döneminde ben televizyonlarda, basında şunu söyledim. Dedim ki bu kadar telaşlı alıma gerek yok. Bakliyat ürünlerinde bir sıkıntı yok. Eve aldığınız ürünler iyi koruma yapamazsanız, iyi muhafaza edemezseniz bu ürünlerde böceklenme yaşar. Kesinlikle. Çünkü biliyorsunuz o fasulye, nohut, mercimek taneleri canlı. Evet. Yani, okuldayken hep söylüyorum bunu. Pamuğun içine koyardık, büyürdü. Evet. Bilinçlendirme, yönlendirme, teknoloji kullanımı, ekinden hasada kadar en üst seviyede verim ve kalitede üstünlük sağladığı gibi depolama, lojistik ve satış sürecinde de gıda kaybı ve israfı teknoloji kullanırsanız en aza iner. Dünyada yaklaşık 2 milyar insan yeterli gıdaya yetişemiyor. 2 milyar insan dünyada temiz suya erişemiyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'de olmanın, Türkiye'de yaşamanın kıymetini bilelim diyor. Ülkemiz bir cennet buna göre. Bunun değerini bilmemiz lazım. Bizim israf etmemeliyiz. Bakın ayet var. Diyor ki yiyin içiniz ama diyor israf etmeyiniz. Ve pek çok atasözlerimiz var. Yani işte ayağını yorganına göre uzat, aza tamah et gibi atasözlerimiz var. Çöpe atılan ve israf edilen gıdanın bir başkasını doyurabileceğini hiçbir zaman unutmayalım. Onun için yediğimiz, aldığımız tabağa yemek alıyorsak yiyeceğimiz kadar. Tekrar karnımız açık olduğu zaman tekrar alalım. Çünkü toprak bizim ana yani verimli. Nasıl bir ana gibi o üretimi yapmazsanız, toprak temiz tutmazsanız, toprağı çapalamazsanız, çalışmazsanız bu konuda size ürün vermez. Hatta ta 60 yıl önce bunu hep belirtiyorum, söylüyorum. Aşık Veysel demiş ki koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazmayla dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır. Karnım yardım kazmayla belinen, yüzün yırttım tırnağıyla elinen, yine beni kasladın gülünen, benim sadık yârim kara topraktır demiş. Ağzınıza sağlık. Doğal kaynaklarımızın kıymetini bilelim. Kıymetini bilmezsek çaresiz kalırız. Bugün küresel iklim değişikliği dalga dalga yayılıyor. Bunun buradaki bizim elimizdeki bu mevcutu bilelim. Bakın denizlerimizi temiz tutalım. Karadeniz Üniversitesi'nin 2012 yaptığında bir araştırmada 159 balık çeşidinin, 162 balık çeşidinin 59 tanesinin nesli tükenmiş. Dünyada şu an 1 milyona yakın karada ve denizde yaşayan canlıların 1 milyona yakını kaybolmak üzere. Dünya nereye gidiyor? Bu gezegeni biz tahrip etmeden nüfusu nasıl besleyeceğiz onu düşünmemiz lazım. Bu son derece önemli. Onu ifade etmek istiyorum. Evet. Efendim bu ağzınıza sağlık bu bilgilerle ilgili. Ama gene de şeyi söylemediniz. Bu bu enerjinizi sivil toplum örgütlerine
verdiğiniz destekleri, onun dışında Gıda Toptancıları Derneği Başkan Vekilliği, Mega Center'daki Kastamonu Sanayici İş Adamları'nı, genel başkanlığınızı, yani açıkçası enerjinize hayranım. Bunu bizzat birebir ben dinlemek isterim. Şimdi efendim ben İnebolu doğumluyum. İnebolu biliyorsunuz İstiklal Savaşı'nda cephanelerin taşındığı, Şerife Bacı'nın, Rahime Kaptanların, Halime Çavuşların, bunların hepsi istiklal madalyalıdır. Bir de İnebolu Türkiye'de tek istiklal madalyalı ilçedir. Ben orada doğdum. Benim doğduğum ilçeye ve ülkeye bir borcum var. Her zaman bunu söylüyorum iş adamlarına da. Siz toprağa, belki pek çok iş alanında siz başarılı olabilirsiniz. Ama sosyal sorumluluk projelerinizi yerine getirin diyorum. Toprağa tohum atın, toprağa dönün. Bugün toprak çok önemli. Kendi ya bulunduğunuz bölgeye, kendi bulunduğunuz, doğduğunuz ilçeye ya da ile veya köye muhakkak destek yapın diyor. Ve biz bugün sadece benim yaklaşık bir anda 11 tane sivil toplum örgütünde görev aldım. Evet efendim. Ve özellikle kendi bölgemdeki üretim olsun. Örneğin İnebolu'da bir tatil köyü vardı. Bu tatil köyü 65 kişi bir araya getirerek orayı turizm şartları haline getirdim. Karadeniz'de turizm var mı dediler. Ben zaten hiç olmayan şeyleri yapmaya çalıştım Allah'ın yardımıyla. Dediler ki Karadeniz'de turizm mi oluyor? 3 aylık 2 aylık bir sezon oluyor. Toprak, güneş ve evlat, kum ve evlat hep öyle diyorlar orada. Ama biz orada turizm şartlarına uygun hale getirdiğimiz yerde doluluk oranı %15'ten %90'lara çıkarttık. Ve orada istihdam sağladık. Hem özel idareden hem belediyeden aldığımız yerleri 9 sene işlettikten sonra kar ortaklarıma kar dağıtarak bir de bina alarak bıraktım, devrettim. Aynı şekilde sarımsak fabrikasını kurdum. Türkiye'de demin söylediğim ilk defa kurdum. 2016 yılında kapattım. Ve şu an 24 tane irili ufaklı orada sarımsak üretim tesisi var. Ne kadar güzel. Bu bir yöreye verdiğimiz bir katma değerdi. Sarımsağa verdiğimiz bir katma değerdi. Orada 1997-1998 yılında basın yazı yazmıştı, gazetelerde çıktı. İşte sarımsaklar tarlada kaldı. Nehirlere dökülüyor, ırmaklara dökülüyor diye yazdılar. Derelere dökülüyor diye yazdılar. Reis gelsin dediler. Ben duyarsız kalmadım, gittim. Ama Taşköprü sarımsağını, dünyaca en meşhur olan, kükürt demir oranı en yüksek olan Taşköprü sarımsağını Sarmoni diye sattım. Tüketicilerle tanıştırdım. Hani marka mı olur dediler, pirinçte olur mu dediler, bakliyatta olur mu dediler, sarımsakta olur mu dediler, Karadeniz'de turizm olur mu dediler, hep alay ettiler. Ama bunların hepsi marka oldu. Ve bugün oraya yöreye bir katkı sağlamış oldu. Özellikle 1995 yılında enflasyon rakamları aylık %8'ler, onlar yıllık %100'ler, 90'lar civarındayken bir Ramazan öncesi bir tane deli çıkıyor, diyor ki ben ürünlerin fiyatlarını sabitledim. Ramazan ayında fiyatlar artmayacak diyorum. Ve Türkiye'de o zaman inanmayanlar vardı. 3 ay sonra o inanmayan birer gazeteci arkadaşlarımız bile yazdı. Geçen haftaki bir katılımda söylediler, sağ olsunlar. O da onlar için büyüklüktür. Ve ne oldu? Gıda fiyatları düştü. Sadece pirinç fiyat değil. Diğer gıda fiyatları da düştü. Benim karikatürümü Don Kişot olarak yaptılar. Evet. Tek başıma mücadele ettim ama o tek başıma devamlı beni itham ederek ya da tehdit ederek onlar bir yere varamadı. Ben çünkü ülkemi seviyorum. Kendi menfaatlerim doğrultusunda konuşmuyorum. Eğer bir ürünün fiyatında bir artış varsa ya da bir ürünün ürününde bir düşüş varsa bunu paylaşıyorum ki ülkemi yönetenler buna göre tedbir alsınlar diye. Başka bir şey değil. Evet. Onun için size söyledim. Önümüzdeki hasat önemlidir diye. Ondan sonraki üretim de önemli dedim. Önümüzdeki 10 evet. yıllar da önemli dedim. Ona göre yapmamız. Çünkü önümüzdeki dönem toprak, su ve gıda en öne çıkacak. Henry Kissinger'in söylediği bir söz var. Onu da paylaşmak istiyorum. Petrolü kontrol ederseniz, ülkeleri, gıdayı kontrol ederseniz, insanları yönetirsiniz diyor. Gıda, insanlar, işte petrol fiyatları 20 doların altına geldi. 2008 yılında o ekonomik küresel krizde petrol fiyatları 145-150 dolar. Bugün 20 doların altında. Bir düşünmek lazım bunu. Koskoca dünya gücü Amerika bu pandemi sürecinde. Alo. Efendim dinliyorum. Dinliyorum. Mehmet Bey, bu dinliyorum. Koskoca Amerika diyorum, bu pandemi sürecinde ne kadar güçsüz kaldı, o kadar güçlü ama sağlık konusunda, gıda konusunda sınıfta kaldı bence. Evet,
Evet, yani bütün sadece Amerika'da değil. Bakın Amerika şu an petrolünü depolamak için üste para veriyor. Evet. Demek ki bunlar da şimdi ben gıdada sürdürülebilir gelecek olarak sizlerle paylaşmak istediğim ve ne kadar önemli olduğunu bir kere daha altını çizeceğimiz bir konuyu daha açıyorum. Çok kısaca. Buyurun Bugün efendim. dünyada tarım sektörünün sorunlarını çözmeden gıda güvencesini ve güvenliğinin sağlanması sağlanamayacağı tüm dünya tarafından kabul edildi. Bu böyle ifade ediliyor bilim adamları tarafından. Yıllardır kaynakların sınırsız olduğu düşüncesiyle hareket edildi. Ekilebilir araziler azaldı. Temiz su ihtiyacı arttı. Ve dünyamızda onlarca yıldır süre gelen bu alışkanlıkları geride bırakarak yeni bir gelecek haritası oluşturmalıyız. Tüm dünya ülkeleri için söylüyorum. Sadece ülkem adına değil. Gezegenin ve insanların sağlığını geliştirmek için temel sorunlara çözüm üretmek zorundayız. Hızla artan dünya nüfusunu doyurmak için gezegeni yok etmeden biz çareler bulmalıyız. İşte demin ifade ettim. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Şimdi nasıl olur Evet. da biz tarımla ilgili, toprakla ilgili ne ekebiliriz de biz aman dışarıda işte ürün problemi yaşanmasın. Halkımızın gıda güvencesini. Çünkü insan haklarının esasını oluşturuyor bugün güvenli gıdaya ulaşmak. Kesinlikle Bu efendim. önemli insan haklarının esasını oluşturuyor. İklim krizine ve kaynakların azalmasına karşı gerekli önlemleri alınmaması. Benimsenen tutumda ısrar edilmesi durumunda yaşanabilir bir dünya için ve sürdürülebilir bir gelecek için bunları bizim yerine getirmemiz lazım. Evet. Aksi halde maalesef ne yaşanabilir dünya ne sürdürülebilir bir geleceğe sahip oluruz. Herkes ülkesinde hangi ürün varsa, rekabet üstünlüğü hangisi ise, hangisi avantajlıysa sektörde ön plana çıkmak lazım. Ben buğday üreten bir ülkeyim. Buğdayımı daha fazla üreteceğim. Ben bakliyat üreten bir ülkeyim. Bakliyatımı daha üreteceğim. Ama Akdeniz meyvelerini, Akdeniz ülke mevsiminde yetişen ürünleri de yetiştireceğim. Muzu da yetiştireceğim. Kivi de yetiştireceğim. Avokado da yetiştireceğim. Katma değeri yukarıda olan ürünler. Ama önce stratejik ürünleri yetiştireceğim. Asırlardır tarım ülkesi olarak bilinen Türkiye, dünyada Evet. endemik türler açısından hem bunları toprağımızda barındırması, buğday ve baklagilleri avantajlı ana vatanı olması bakımından çok önemli bir ürün. Biz endemik bitki örtüsü açısından Avrupa'da en önemli ülkelerden birisiyiz. Evet. Önde olan ülkelerden birisi. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Türkiye tükettiğinden fazla üreten, ihracatını artıran, cari fazla veren, küresel arenada daha güçlü olan bir ülke konumuna gelebiliyor. Ben ifade ediyorum tekrar bunun altını çiziyorum. Biz bu potansiyele sahibiz. Yeter ki katma değerli üretim yapacak, yüksek kalitede üretim yapacak. Biz gerekli iradeyi gösterelim, kararlı olalım ve konsensüs oluşturalım. Hepimiz birlikte imece usulü diyorum. Çünkü Türkiye bağımsızlığını Kurtuluş Savaşı'ndan imece usulüyle çıktı. Bunun en iyi takipçileri benim atalarım yaptı. Bunu biz böyle davranmalıyız. Bu ülkemizin sürdürülebilir bir dünya düzeni için bugünü değil, gelecekte de tüm canlıların hayatlarından sorumlu olduğumuzu Volkan Bey bizi unutmamamız lazım. Kesinlikle efendim. Bütün canlılar sadece insanlık olarak demiyorum. Doğanın bize sunduklarını biz saygı göstermezsek, yani toprağı hoyratça zehirlerse, bütün o kaynakları hoyratça kullanırsak ve her şey benim diyebilirsek, bakın bu pandemi döneminde ne oldu? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde bile hava kirliliği ölçüldü, temizlenme oranı arttı. Evet. Hava temizleniyor ya. Ya bunu bir düşünmemiz lazım. Biz şimdi bazı şeyleri işte evde ya alışkanlıklarımız değişti. Artık ev yemekleri yapılıyor. Geleneksel yemekler yapılıyor. Anneannemizin, dedemizin bildiği ya da annemizin yaptığı anne yemekleri yapılmaya başlandı. İşte hamur içi açılıyor, pide yapılıyor, ekmek yapılıyor. Pekala. Ama bu alışkanlıklarımızı yine eskiye döneceksek bu alışkanlıklarımızı bundan bizim ders çıkartmamız lazım. Onun için doğanın bize bunu sunduklarına bir saygı gösterelim. Bunları biz kaybedersek yaşam şansımızın tekrar altını istiyorum. İkinci kez söylüyorum bunu. Kaybedeceğiz. Şu ürün için söylüyorum. Bakın yaklaşık 10 yıla yakın küresel iklim değişikliği üzerine çalıştım. Hani dediniz ya sivil toplum örgütlerinde etiket almak değil, bir koltukta oturmak değil. Oranın sorumluluğunun bilincinde olarak çalışmak lazım. Biz kurumsal sosyal sorumluluk da Reis 1994 yılında başladı. Onun Evet. için sivil toplum örgütlerinde görev almak çok çok önemli. Bir değil, iki değil, üç yerde, dört yerde sivil toplum örgütlerinde görev almamız lazım. İşte Kesinlikle biz efendim. bunu bilerek, ben şimdi burada da diyorum ki sadece ben iki kızımla birlikte bir aile şekli. Ben sadece bugün değil, herkes bugün var, yarın yok. Ama diyorum ki tepe yöneticilerine, kızlarıma da, çocuklarıma da diyorum ki sizler bunu devam ettir. İşte Kızılay dediniz. Biz
dönemin başbakanı tarafından o dönem içerisinde Kızılay'da altın madalya aldı. Evet efendim. En çok yardımlardı hem yurt içinde hem yurt dışında. Sadece bu değil. Tabii ki biz bugün Mehmetçik Vakfı ile çalışmalarımızda olsun, sokak çocukları, kadın sığınma evleri olsun, Lösev Vakfı olsun, işte Darul Azeze olsun, bunun gibi pek çok konuda organ bağışı ile ilgili olsun, engelli vatandaşlarımızla ilgili olsun. Biz bunu sadece bir kereye mahsus değil, biz bunları sürekli yapıyoruz ve biz bugün ülkemizde bir iş adamı olarak her türlü müeyyideleri, her türlü mali sorumluluklarının hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz. 92 yılından bugüne aldığımız takdir beraatı, aldığımız bronz madalyalar, aldığımız altın madalyasından işte ilk yüze girmeye kadar Marmara okullarda biz bunları da yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun yarı sırada 1500'ün üzerinde öğrenciye burs verme imkanımız oldu. Niye bunu yapıyoruz? Eğitime destek olsun diye yapıyoruz. Çünkü şu gördüğünüz insan, ben yamalı pantolonla okula gittim. Babamın ceketini giyerek resmi gecede katıldım. Ayağımın altında yıllarca siyah lastik diye bilinen tor diye bir lastik vardı. Bu lastikle biz ayağımızda giydik ve ben bir saatlik okulda mesafeden okuluma gidiyordum. Biz balıkçılık yaparken işte bulaşıkçılık 7 yaşında çalışmaya başladım. 7 yaşında. Benim boyum çay bardağı yıkamaya başladığım zaman boyum yetişmiyordu ayağımın altına. Balık kasası koyuyordum, öyle bardak tutuyordum. Orada çay ocağından garson oldum, bulaşıkçı oldum ve orada kabinde görevliye kadar, can kurtaranlara kadar yaptım. İstanbul'a geldim. İstanbul'da 7 sene ben en iş yerinde yatarak ve 7 sene asgari ücretle çalıştım. Onun için gençlere diyorum ki ne olur sabırlı olun. İki, gençlere diyorum ki muhakkak bu işin kolaycılığına kaçmayın. Yani bütün büyük kentlere gidip başka işlerde çalışarak bir güvence aramayın. Tarımda güvence, sığır gütmede güvence. Ve bana üniversitelerde soruyorlar çocuklar. Efendim diyorlar işte ne sordukları zaman diyorum ki hanım kızlarımıza seçici olun. Size gençlere diyorum sorgulayın ve muhakkak sizler çiftçiyle ya da besiciyle, hayvancılıkla uğraşanla evlenirseniz daha çok mutlu olursunuz diye onları tarıma doğru yönlendirme gayreti içinde oluyorum. Çünkü gerçekten bu ülke baktığımız zaman biz 1920'lerde o dönemin içerisinde bile tarımla uğraşan tarım nüfusumuz %73'lerdeydi. Tabii ki tarım olacak, tabii ki sanayi olacak, tabii de turizm olacak. Ama bunlar at başı gidecek. Tekrar ifade ediyorum. Tarım, gıda dünyanın vazgeçilemediği ve çok önemsediği bir konudur. Bu pandemi dönemi bize bunu gösterdi. Onun için kesintisiz gıda arzının önemini bilerek bunu söylüyorum, sizlerle paylaşıyorum. Çok teşekkürler efendim. Sizleri yorduk. Hakikaten. Efendim sadece şunu diyorum. Bu vatan bizim. Başka Türkiye yok. Bu insanlar bizim. Yalnız sizden şu kendinizi tarif ettiğiniz sözü tekrar duymak istiyorum. O geçmişte kara sabanla toprağa süren diye başlayan. Çok hoşuma gitti o. Ondan sonra da son olarak söyleyecekleriniz varsa sözlerinizi alalım. Ona göre de yayınımızı sonlandıralım diyerektim. Çok teşekkür ederim ben tekrar. Ben söyleyeyim. Son sözün size gelen sorular vardı. Biz tabii ki hızlı hızlı konuştuk çünkü bu tarım. Tarımda tam da şimdi yayın da kesilmiyor. Evet evet. Yani keşke tarım olsaydı bizim biraz motivasyonumuzu bozdu ama tabii ki ben yani Türkiye çok önemli bir stratejik bir konumda. Türkiye kendi değerini bilmiyor. Evet. Tekrar ifade ediyorum. Biz her şeyin üzerinde tutacağız birlik beraber. Ve hep birlikte olacağız. Ben o çiftçimizin nasırlı ellerini öpüyorum. Kesinlikle. Çiftçimize minnettarım. Ve aynı zamanda tabii ki şu an pandemi döneminde sağlık çalışanlarımıza minnettarım. Ülke olarak minnettarım. Bizim muhakkak insanların hallerini, hatırlarını sorduğumuz zaman onlara kulak verip ne istedikleri konusunda, onun için çiftçinin talebini söyledim. Muhakkak evet. Kulak vereceğiz. Vermeye devam edeceğiz. Ve ne olur, hiçbir zaman birisi bir şey söylediği zaman sizle biz bunu paylaştık bugün. Bakın içtenlikle, benim her konuşmam evet. İçtenlikle. Kesinlikle yani efendim. Ben de eğitim enstitüsünde öğretmen olmak için gittim. Üniversiteye gittiğim zaman da hakim olayım, savcı olayım, avukat olayım diye gittim. Ama bugün pirinç bakliyat konusunda çalışıyorum. Türkiye'nin toprağında yetişen
binlerce çiftçinin ürünü değerlendirdiğime inanıyorum. Ve bu sektöre bir kalite anlayışı getirdim. Bunun mütevazı değilim. İki, fiyat artışlarında her zaman önlemeye çalışan bir kişi. Ama maalesef ülkemizde topu taca atıyorlar. Bugün bir televizyon kanalına da bağlandım. Efendim diyorlar ki işte bugün fiyatlar artıyor. Ve işte parakendeciler diyor ki efendim işte tedarikleri sorgulayalım. Ya da tarladaki fiyat bu. Efendim raftaki fiyat bu. Efendim tarladaki fiyatı alırken de ve parakende sektörüne satılırken de bu arada ne varsa hepsi kontrol altında alınması lazım. Niçin biz ikide bir tarlada bu fiyat, raftaki bu fiyat diyoruz? Her şey ortada. Tarladaki ama yanıtmayacaklar. Kamuoyu yanıtılmaması lazım. Kamuoyu doğru bilgilendirilmesi lazım. En son sözlerim bu. Kamuoyu doğru bilgilendirilmesi kesinlikle lazım. Kesinlikle efendim. Tarladaki çeltiğin fiyatını pirinç alarak pirinç fiyatı diye çeltik fiyatını verip raftaki fiyatı söylerseniz olmaz. Maalesef. Bugün maalesef. Tarladaki kırmızı mercimek kabuklu haliyle işlenmiş hali arasında fiyat farkı vardır. Siz o ürünü alıp da kendi sektörümle ilgili konuşuyorum. Yaş sebze meyveyi sektörün ilgileri konuşsun. Eğer bugün pirincin fiyatı gerçek bir Gönen baldosu, gerçek bir Osmancık fiyatını alırsınız, çeltik fiyatını o üretim bölgesinden bakarsanız, borsalardan fasulyenin natürel fiyatını değil, yani taşı toprağı içinde elenmiş fiyatını alarak rafta bu fiyattır diye demeyeceksiniz. Borsadan aldığınız fiyatın temizlenmesi, taşı ayıklanması, sortekten geçilmesi, el bandı deriz, elleşme deriz. Onları yapması, yapıldıktan sonra rafa girişe kadar lojistiğiydi, paketlenmesi, dağıtımıydı, parakendesiydi, marketin maliyetiydi. Şimdi marketçiler diyor ki işte tedarikçilerine bakın. Markette çalışanların da orada bir masrafı vardır. Ve orada konulan parakende satışta %8 de KDV var. Şimdi ne için hesabını yaparsanız dersiniz ki kardeşim bu ürünün fiyatı hangi aşamada fiyatta farklılık oluşuyor? Bunu açıklayacaksınız. Söyleyenler hani tarladan şeye kadar deniyor ya, bunları açıklasınlar efendim. Hatta deve değil, bunların hepsi belirli. Bugün çeltiğin fiyatı da belli. Pirincin fiyatı da belli. Açarsınız Gönen'de bugün 8 lira 60 kuruş baldo fiyatı. Baldo pirinci. Evet. Ve bugün baldonun da nitelikleri ve kalitesi var. Osmancık fiyatı. Daha ne ağırlığına göre. Bu gelecek, temizlenecek. Bugün fasulye. Evet fasulye ben bir ara bir ay kadar öncesinde karar aldım. Benim fasulyeyi rafa göndermeyeceğim. Çünkü fasulyeler yaklaşık ciddi bir fiyat artışı oldu. Dedim satmayacağım rafta. Dediler ki olmaz yani reis olarak biz bunu yapmamalıyız. Az miktarda alarak bunu vermeye gayret ettik. Ama sadece Türkiye'mizde bu fiyatlar artıyor değil ki demin onu ifade ettim. Yani dünyada da fasulye fiyatı arttı. Bunu da bilmek lazım. Yani Türkiye'de arttı. Çünkü Birleşik Kaplar Üsülü gibi. Bazı ürünleri eksikse dışarıdan alıyorsunuz. Evet. Yani buradaki üzümü yemek, bağcıyı dövmek değil. Kesinlikle efendim. Diyorum. Bakın bakanlıkların aldığı kararlar. Almış oldukları bu demin ifade ettiğim gibi hazine arazilerinden tutun, doğum, tohumla ilgili hibe konusundan tutun, destekler konusunda tutun, özellikle elektrikle ilgili su sulamada çok tırnak içinde çok ciddi bir maliyet olduğu için geçtiğimiz sene Güneydoğu'daki buğday üreticisi badem ağacı, fıstık ağacı yetiştirdi. Eğer siz onun elektrik konusunda destek olursanız bu üretici bunu ekecektir. Ektiği zaman hem çift bir üretim, biz iş tüketimde sağlıklı besleneceğiz. Hem de biz bu ürünü dışarıdan almayacağız, dışarıya satacağız. Döviz vereceğimize döviz elde edeceğiz. Bunlar çok çok önemli. Onun için bu ülkemizin kıymetini bilelim. Evet. Hiçbir zaman birbirimizi dinleyelim. Birbirimizi dinlersek, birbirimizin sözlerine saygı gösterirsek, altında bir şey aramazsak Volkan Bey. Kesinlikle efendim. Sizin bilgi artınız var. Bilgi artınız var. Bizim de tecrübe artımız var. Bilgiyle tecrübe yok. Yan yana koyar. Biz bunu harmanlarsak ortaya çok güzel çıkar. Art öyle niyet. Değil mi efendim? Doğru diyorsunuz efendim. Art niyet işte. Yani insanlar sadece tarladaki fasulyenin fiyatıyla ilgileniyorlar. O mahsul nasıl kalkıyor, nasıl boylanıyor, nasıl paketleniyor, evet. Nasıl nakliyesi nasıl geliyor. Hani hiç kimse bu tarafını düşünmüyor. Sadece dediğiniz gibi bağcıyı kovmakla alakalı. Ben müsaade ederseniz bir de dünyada 820 milyon insan aç. Yaklaşık 2 milyara yakın insan sağlıklı beslenemiyor ve gıdaya erişemiyor. Mahatma Gandhi'nin bir sözü var. Diyor ki dünyayı herkesi doyuracak kadar dünyada yetişen ürünler kaynağa sahip. Ancak herkesin aç gözünü doyuracak kadarına değil diyor.
Bugün maalesef 820 milyon, 22 milyon insan aç ama bir o kadar da obez ve şişman kişiler var. Yani bunu obeziteyle önlenebilir diye Türkiye'de yine ilk defa 2009 yılında dönemin başbakanına, dönemin cumhurbaşkanına mektup yazarak bizzat giderek o Türkiye obez olma yolunda hızla gidiyor dedik ve diyabet olma oranı, ki ben de diyabet hastasıyım, ve Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. Dedik ki bunun nedeniyle atıştırmalık ürünlerle başladık, atıştırmalık ürüne ve bunları tüketmeye başladı Türkiye. Onun için bizim bu Türkiye, yani üretse bile dünya muhakkak bu üretimin paylaşımı, adaletli paylaşımı gerekiyor. Ve ben bir tek şey daha söylemek istiyorum size. Eğer müsaade ederseniz. Lütfen efendim. Zaten pandemi dönemiyle tüketim alışkanlıkları değişti ülkemizde. Ve dünyada da değişiyor. Bakın bunu satır satır size gitmek istiyorum. Bu yeni yaşam biçimi beraberinde yeni alışkanlıkları da ortaya getirdi. Bu COVID-19 önemli etkilerinden birisi de bu atıştırmalık ürün dedik ya, bu gıda üretimindeki tüketim alışkanlıkları değişmiş oldu. İnsanlar eve kapanınca hem yaşam biçimi hem tüketim alışkanlığı tercihleri değişti. Özellikle pirinç bakliyat ürünlerine talep arttı. Evet efendim. Ev yapımı ürünleri, bireysel yemekleri yeniden keşfetti. Kesinlikle. Meyve ve sebze tüketimi arttı. C vitamini olduğunu bilim adamları söyleyince. Dökme ve paketli ürüne doğru bir geçiş oldu. Yani kuru gıdalar yeni dönemde hem ambalajlanması, depolaması, taşınması aşamalarında ürünle temas ve hijyen kurallarına uygun olarak tüketiciye sunulması önem arz etti. Pandemi döneminde tarım ve gıda konusu hem sorgulandı, hem şimdi iş adamlarıyla ben konuşma, söyleşi yapıyorum. Onlar artık toprağa ve tarımı her zamankinden daha önemli hale geldiğini gördüler. Ve orada, yani Türkiye topraklarında üretim yapmak istiyorlar. Tarımsal üretimde teknoloji ve dijital kullanım, demin ifade ettik, yaygınlaşmaya başladı. Bu pandemi döneminden sonra ulaşabilecek olaylar daha hızlı hareket ediliyor, daha hızlı olacak diye düşünüyorum. Evden siparişle online alışveriş arttı ve bir de lojistiğin önemi arttı. Kesinlikle. Şimdi karayolları taşımacılığı, sınır kapatılması, işte fiyatlarını artması, nakliyede konteyner sıkıntıları, evet, lojistik ortaya koydu. Yani tarım ve gıda ürünlerin dağıtımında, devamlılığında, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinde, tarımda dijitalleşme, veri paylaşım alanlarında yoğunlaşacak bir döneme doğru giriyoruz. Burada gençlerimize sesleniyorum. Muhakkak dijitalleşme konusunda, tarım konusunda, işte bütün bu iş imkanları da ortaya çıkıyor. Bunlara doğru yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü dünyada ne talep ediliyorsa onu yerine getireceksin. Evet. Ben üreteyim, satayım devri bitti. Kesinlikle. İşlerimiz için de zaten ürettiğini sattığın değil, yani ürettiği ürünü satması değil, sattığı ürünü üretmesi için bizim teşvik ve destek olmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim efendim. Yani aslında obeziteye girmedim. Aslında çok sorular var. Ama hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Mehmet Bey, katılımınız ve katkılarınız için TMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetimi olarak çok çok teşekkür ediyoruz sizlere efendim. Ben teşekkür ederim. İnşallah bu pandemi sürecinden sonra sizi odamızda da ağırlamak isteriz. İnşallah. Bu bilgileri birebir bizlere vermenizi isteriz. Odamızda, üyelerimize de. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler, saygılar sunuyorum. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Kusura bakmasınlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar.